Selam Twitter mağdurları, nasılsınız? Beni sorarsanız ise iyiyim. Kendime bir anti 5G çubuğu aldım ve 720p video izlenen ülkemde 5G'den korunmaya çalışıyorum. Artık koronadan korkmadan gönül rahatlığıyla metrobüse binip normalleşebilirim. Metrobüse binmekten bahsetmişken biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda Epic Store GTA 5'i bedava olarak dağıttı. Üniversitelerin ilk günkü ders seçme sistemine dönen Epic'in online mağazası uzun bir süre erişilemezken bir de farklı hesaplarla yüzlerce bedava oyun almaya çalışanlarla da gündeme oturdu. Hiç işi bilmiyorsun Epic. Şunu SMS ile ya da PTT ile dağıtsan hiç böyle izdiham yaşanmazdı. Neyse zaten GTA 5 ne yapsa olay oluyor. Ancak bugün konumuz GTA 5 değil. Konumuz son oyunun üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen GTA 6 neden hala çıkmıyor? Bu videoda oyunun neden çıkmadığının yanı sıra oyundan beklentilerime ve ne zaman çıkabileceğine değineceğim. Çünkü tıklanıyor. GTA 5'in Epic Store'da bedava olmasının ardından oyunun geliştiricisi Rockstar Games bir paylaşım yapmıştı ve Red Dead Redemption 2'nin 30, GTA 5'in ise 130 milyon adet sattığını duyurdu. 130 milyon. Şöyle bir kıyaslayın bakın. Mesela aynı sene çıkan PlayStation 4 110 milyon satmış. Hatta Nintendo Switch ve Xbox One'ı toplasanız GTA 5 kadar satmamış bile. Hadi onlar konsol, bu oyun. Kıyaslama kardeşim derseniz bu nesilde GTA 5'ten sonra en çok satan oyun PUBG ise 50 milyon adet satmış. Yani bu muazzam üstü süper muazzamik bir rakam sayın seyirciler. Peki GTA 6'nın şu ana kadar çıkmama sebebi bu mu? Yani GTA 5 hala çok sattığı ve oynandığı için mi çıkmıyor? Buna ve oyunun ne zaman çıkabileceğini videonun ilerleyen kısımlarına bahsedeceğim. Ancak öncesine GTA 6'dan neler beklediğime biraz değinmek istiyorum. GTA 6'dan beklenti gerçekten de büyük. Özellikle 5. oyunun başarısının ardından ve Red Dead Redemption 2'nin yapım kalitesinden sonra insanlar şimdiden oyunun ismine bile heyecan duymaya başladılar. Eminim ki oyun hem grafiksel hem hikaye hem de karakterler hem de açık dünyası oynanış çeşitliliği açısından bir şaheser olacak. Bunlar cepte. Ancak benim oyunla ilgili beklentilerim bunların ötesine geçiyor. Örneğin oynanış mekanikleri artık biraz değişsin istiyorum. Rockstar, canım benim bak Max Payne 3'ten beri aynı çatışma mekaniklerini oynuyoruz. Karakterleri otomatik nişan almaktan ve nokta şeklinde görmek için bile çaba harcadım, şu nişangahtan sıtkım sıyrıldı. Ne olur bundan vazgeç. Artık vuruş hissiyatını diğer shooter oyunlarında olduğu gibi doya doya yaşamak istiyorum. Evet bu oyunda sayısız aktivite ve farklı oynanış mekanikleri var ama oyunun çoğu birilerini vurarak geçiyor ve o vuruş hissiyatındaki tokluğu, silahların bambaşka hissettirmesini, karakterlerin her bir mermiye olan tepkisini görmeyi canı gönülden istiyorum. Bir diğer beklentim de karakterlerle ilgili. Önceki oyunda 3 farklı karakteri birden yönetiyorduk. Bu ilginç bir fikirdi, hoştu. Özellikle olayları farklı kişilerin bakış açısından görmek, hikayenin tek bir kişi üzerinden değil ama bu karakterlerin etkileşimleri sonucu ilerlemesi hoş bir detaydı. Ancak tam bir karaktere alışmışken hop diğerine geçmek ve o karakterin dünyasına, o son bıraktığımız ana dönmek ara sıra "bir dakika ne oluyor burada" hissiyatı yaratıyordu. Ki itiraf edeyim Trevor'ın düştüğü halleri görmek oldukça komikti ve sizin dışınızda da bu karakterlerin o dünyanın yaşadığı, işte birilerinin bir şeyleri koşturduğunu hissediyordunuz. Ancak ben 6. oyunda tek bir karaktere odaklanılmasını istiyorum. Aynı Red Dead Redemption 2'deki Arthur Morgan gibi bir karakterin yavaşça gelişimini, etraftaki dünyaya olan tepkisini, ne gibi süreçlerden geçtiğini ve neleri sorguladığını görüp o karaktere bağlanmak istiyorum. Ha birden fazla karakter olacaksa da bu aynı Witcher'da ya da Last of Us'ta olduğu gibi senaryonun belli başlı noktalarını o karakterin gözünden görmek şeklinde olabilir. Hem oyuna da tazelik getirir. Ve eminim ki Rockstar artık GTA 6'da Arthur Morgan'ın da ötesinde derinliği olan ve çok daha gerçekçi bir karakter işleyecektir. Ha, bu arada karakterimiz yalnızca kişilik olarak değil yetenekler anlamında da gelişebilir. Ana karakterimizin bir yetenek ağacı olsa mesela hiç fena olmaz. Örneğin Skyrim'de olduğu gibi yaptığımız aktiviteler veya kullandığımız silahlar, araçlar üzerinden yeteneklerimizi geliştirip puanlar kazanıp bu puanları farklı özellikleri açmak için kullanabiliriz. Mesela daha gizlilik odaklı veya silahlarda uzman biri ya da teknolojiyi kullanarak işleri çözen bir uzmana da dönüşebilir ana karakterimiz. Böylece aynı oyunu ve aynı görevleri oynasak da herkesin o görevlere yaklaşımı ve oynanışı farklı olabilir. Yani kısaca biraz RPG öğeleri yeni GTA oyununda hiç fena olmaz gibi geliyor. Bu arada RPG demişken karakterimiz farklı seçimler de yapabilir hikaye içerisinde. Örneğin GTA 5'te veya Red Dead Redemption 2'nin sonunda oyuncuya bir seçim bırakılıyordu. Ama bu çok ufak bir durumdu. Daha ziyade hikayenin kırılma noktasına yön vereceğimiz belli başlı seçimler bence çok güzel bir ayrıntı olur. Oyunun gidişatında fazla etkilemeden. Hikayeye pek etki edemesek de belki en azından yer yer farklı diyalog seçenekleriyle ufak tefek seçimler yapabiliriz. Sonuçta son zamanlarda GTA'nın tekrar parlamasını sağlayan şeylerden biri de role playing olayına yatkınlığı. Oyunculara hikaye üzerinden böyle bir seçenek verilmesi bence tatlı bir nüans olur. Galiba ben baya GTA'nın RPG'sini istiyorum. Hikayeden bahsetmişken, önceki oyunlarda genel olarak yarı suçluları veya kötü seçimler yapmış karakterleri yönettiğimiz için oyunların bir noktada ana karakteri de kötüsü de biz oluyorduk. Ancak bu sefer hikaye tarafından güzel bir villain bekliyorum. Mesela bizim ekibimiz bir olaydan ötürü oyunun başına tutuklanıp bu olaydan kurtulmak için devlete çalışarak alt etmeleri gereken çok daha azılı psikopat bir karakter olabilir. İlk Red Dead Redemption'da da bu tarz görevler yapıyorduk mesela. Klişe ama güzel işlendiğinde oldukça keyifli bir formül bence. Veya kahramanlarımızın götünden kan aldıracak hırslı bir polis olabilir. Hem kafadan kırık hem de işine takık biraz. Şöyle Behzat Ç kafalarında. Peki GTA 6'nın teması ne olur sizce? Mesela bu sefer bir gangster çetesini mi yönetiriz? Ya da bir uyuşturucu kaçakçısı mı oluruz mesela? Narcos'la birlikte bu tarz konular çok popülerleşti. Ben kesin hikaye içerisinde Trump göndermeleri bekliyorum mesela. Mutlaka o tarz despot bir parodi lider bulunacak oyunda ve bu tarz liderin oyun dünyası etkilerini göreceğiz. Ha bak, günümüz olayları demişken acaba koronavirüse de bir gönderme yapılır mı oyunda? En azından kesin karakter kişiselleştirmelerinde maske, eldiven falan olur. Veya şu sıralar Amerika'da eskale eden Black Lives Matter protestolarına. Sonuçta GTA her zaman Amerika'daki popüler kültüre göndermeler yaptığı hikayeleri ve görevleriyle sevildi. Hatta önceki oyunda o zamanlar daha popüler olduğu için Facebook üzerinden bir sosyal medya kültürü de eleştiriliyordu. Artık günümüzde Instagram fenomenleri, TikToker'lar, YouTuber'lık, streamer'lık gibi olaylar var. Kesin bu tarz olayları da tiye alan sahneler göreceğiz. Gerçi YouTube kanalı açan bir mafya lideri bile olabilir. Mesela Rockstar, bak orada öyle Amerika'ya takılıp kalma. Biraz bizim ülkeye baksan sana ne malzemeler çıkar. Harcanıyorsun orada ya. Tabii bu oyunun bir de online yönü olacak. Gerçi ben GTA'nın online tarafına pek bulunmadım. O yüzden de herhangi bir beklentim yok ama benim tek tahminim günümüz trendlerini göz önünde bulunduracak ve biraz daha Fortnite'ın o kısımdaki başarılı çözümlerinden etkilenecek gibi geliyor. Hatta bakarsınız GTA 6'da konserler, lansmanlar ve çeşitli etkinlikler de görebiliriz. Bu arada geçenlerde GTA 6 ile ilgili bir dedikodu çıkmıştı. Oyunun tam olarak çıkmayacağı ancak 3 parça halinde sonradan güncellenip tamamlanacağı yönündeydi. Valla online tarafında Fortnite'ın yaptığı chapter'lar gibi senelik olarak büyük paketler şeklinde oyunu güncelleyebilirler ve bunları şaşalı etkinliklere dönüştürüp fazlasıyla ses getirebilirler bence. Böyle bir geliştirme süreci online tarafta olabilir ama ana hikayede böyle bir hataya gideceklerini düşünmem. Şayet bu hatayı Hitman ve Telltale oyunlarında yaptılar ve iki oyun firması da neredeyse bu yüzden batıyordu. Episodik olarak ilerleyen oyunlarda hikaye bir yerde ortada kesilince sonrasında unutup gidiyorsunuz. Bir ay sonra tekrar oyuna döndüğünüzde hangi karakter kimdi, ne olmuştu, bu oyun nasıl oynanıyordu diye alışamayıp çıkıyorsunuz oyundan. Oyun böyle bir şey değil aga. Ancak benim GTA 6'dan genel olarak beklentim birçok açıdan Red Dead Redemption 2'ye benzeyeceği yönünde. Genelde olay şudur. Önceki oyunda denenen, tutan ve kullanıcılar tarafından memnun kalınan öğeler, mekanikler ve hatta yatırım yapılan teknolojiler sonraki oyunlarda, ürünlerde ve modellerde mutlaka kullanılır. Bana kalırsa teknoloji olarak RDR2'nin biraz üstünde grafikler bekleyebiliriz ama çok aşmış görsellere sahip olacağını düşünmüyorum. Zaten GTA 5'te grafik kalitesinden ziyade detayları, animasyonu, yaşayan dünyası, görev çeşitliliği karakterleriyle falan ön plana çıkıyordu. Hatta özellikle de hikayesiyle. Peki gelelim videonun clickbait başlığında yazan GTA 6 neden çıkmıyor mevzusuna. Başta oyunun yüksek satış grafiğine vurgu yapmıştım yani. Evet, oyunun bu muazzam başarısı 6. oyunu geciktiriyor ancak yalnızca bu da değil. Artık oyunlar eskiden olduğu gibi bir kez çıkıp sonraki ürüne kadar rafta beklemiyor. Artık onlar sürekli olarak güncellenip adeta yaşıyor, gelişiyor ve zamanla bambaşka bir oyuna dönüşüyorlar. Yeniden bir oyun yapıp onu insanlara benimsetip bir kez daha tüm o süreçlerden geçmek yerine tutmuş bir ürün üzerinden o ürüne içerik çıkararak ilerlemek çok daha karlı firmalar için. Tüm firmalar da zaten bunu istiyorlar. Bir tane PUBG, Fortnite ya da Destiny yapalım, sürekli kazandırsın istiyorlar. Bunu isteyen yalnızca yapımcılar da değil üstelik. Oyunu modlayıp kendine isim yapan modculardan tutun, buradan kendine tonla ekmek çıkaran yayıncıları, YouTuber'lara kadar birçok kişiye ekmek kapısı oluyor bu oyun. O yüzden GTA 5'in popülerliği sürdükçe sürsün istiyorlar. Ayrıca GTA 5'in katlanarak büyüyen başarısı 6. oyun içinde beklentileri de çıtayı da belki de kimsenin ulaşamayacağı bir seviyeye çekiyor. Hem yatırımcılar hem de oyuncular bir sonraki oyunda bu başarının da fazlasını görmek istiyorlar Rockstar'dan. Bu da korkunç büyük ve onun getirdiği sorumluluk müthiş bir baskı yapıyor firmaya. Red Dead Redemption 2'nin bile yapımı 7 sene sürmüş ve firmadaki binlerce kişi sayısız mesai yaparak bu oyunu tamamlamaya çalışmış, insanlar isyan etmiş, hatta şirketin kurucu ortaklarından bu evrenin yaratıcı ismi Dan Houser şirketten ayrılmıştı. Bunun bir örneği de Skyrim. O oyun da o kadar başarılı oldu ki 2011'den bu yana yeni oyunun isminin dışında hiçbir haber dahi bilmiyoruz. Rockstar'da kendi başarısının altında ezilmemek için acaba 6. oyunu olabildiğince güvenli bir tarihe ertelemiş olabilir mi? Bana sorarsanız GTA 6'nın çıkış tarihi konusunda bu kadar karamsar olmayın. Aslında oyunun çıkışı sandığımızdan yakın olabilir. Nasıl mı? Başta bahsetmiştim ya hani oyun 130 milyon sattı diye. İşte bu 130 milyon bir yandan bize bir şeyler daha ifade ediyor. Hatta oyunun Epic Games Store'da bedava verilmesi de. Yani artık GTA 5 markası satış grafiğinin peak noktasına ulaşmış durumda. Nedir bu peak noktası? Yani oyunun satışlarında doygunluğa ulaştığı. Bundan sonra GTA 5 satışlarında artık grafik hızla aşağı doğru seyredecek demek. Bu da Rockstar'ın GTA 5 satışlarında önceki yıllarda olduğu gibi kar edemeyeceği anlamına geliyor. Ha adamlar bunun farkında olduğundan zaten oyunun oyunculara bedava olarak ulaşmasını istemiş de olabilirler. Sonuçta hala GTA Online'da bulunan mikro ödemelerden fazlasıyla kazanıyorlar. Ancak yeni nesil oyunların da kapıya dayanmasıyla, Fortnite, PUBG gibi oyunların da bu pazarda rol çalmasıyla oyuncuların ilgisi ve doğal olarak da harcamaları başka yöne kaymaya başladı. Ve Red Dead Redemption 2 de artık yoldan çekildiğine göre sıra yeni bir GTA oyununda. Tabi eğer stüdyo araya başka bir oyun alıp Manhunt, Bully ya da Max Payne gibi hakları kendisi olan yapımları tekrar diriltmek istemezse. İşte o zaman GTA 6'nın gelmesi yakındır. Hatta geçenlerde oyunun 2023 tarihinde karşımıza çıkabileceğine dair bir haber de yayınlandı üstelik. Rockstar'ın hissedarlarına açıkladığı reklam bütçe planlamasının o yıl içerisinde diğer senelerden çok daha yüksek bir rakama çekildiği fark edilmiş. Ve bu rakamda Red Dead Redemption 2'nin çıktığı yıl harcanan reklam bütçesiyle aşağı yukarı uyuşuyor. Acaba 6. oyun nihayet GTA 5'ten tam 10 sene sonra karşımıza çıkacak mı? Şirketin yetkilileri bu tarz spekülasyonları yalanlasa da önceki oyundan bu yana tam 7 sene geçti. Ve oyun basın editörü Jason Schreier'ın da Twitter'dan çıtlattığına göre oyun halen geliştirme aşamasının başlarında ve bu durum düşünüldüğünde bu çıkış tarihi pek de kötü bir tahmin değil bence. Ama eminiz ki bu oyunu PlayStation 5'in ve Xbox Series X'in ilk yıllarında göreceğiz. Bakalım GTA 6 bu sefer de oyuncuların beklentilerini karşılayabilecek mi? Rockstar, önce benim taleplerime odaklan. Okey. Peki sizce GTA 6 nasıl olacak? Oyundan neler bekliyorsunuz? Ya da neler olsa hoşunuza giderdi veya neleri görmek istemezdiniz? Ya da sizce oyun sadece ne zaman çıkacak? Hep ben konuştum. Biraz da siz yorumlarda anlatırsanız çok sevinirim. Ve her zaman olduğu gibi benim YouTube haricinde neler yaptığımı görmek veya bana doğrudan erişmek için beni Instagram'da takip edebilir. Kanala maddi destekte bulunmak için katıla tıklayabilir. Veya videoyu beğenip kanala abone olarak da bu videoların daha fazla kişiye erişmesine vesile olabilirsiniz. Neyse bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Evde kalın. Hoşça kalın. Bay bay.